Faturaları konuşacağız. Elektrikteki bu yüksek faturaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Akın ve Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Özdağ karşımda. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sayın Akın, şöyle başlayalım mı? Sayın Bakan, Enerji Bakanı 21 elektrik dağıtım şirketiyle bir araya geldiğinde bir faturalarda indirime mi gidilecek, bir düzenleme mi yapılacak diye bir beklenti kamuoyunda oluştu ama öyle bir sonuç çıkmadı. Siz o toplantının perde arkasının çok farklı olduğunu söylediniz, açıkladınız. Neydi o toplantının amacı, neden toplanıldı? Şimdi iktidar 11 Şubat'ta 21 elektrik dağıtım şirketiyle toplantı yapıyor ve bu toplantıda bir vatandaşlarımız, esnafımız faturalarla çarpılmış vatandaşımız, faturalarla çarpılmış esnafımız bir indirim beklentisi içerisindeydi. Ancak burada neredeyse tamamen enerji şirketlerine teslim olmuş bir enerji bakanlığı olunca karşınızda, neredeyse her şekliyle özelleştirilmiş bir sektör karşınızda olunca, bakanların burada tek yaptığı kendi siyasi ikballerinin sıkıntıya girmemesi için ne yapabiliriz çalışması. Ve orada sordukları soru, bu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun milyonların sesi olarak, milyonların feryadını dile getirmek amacıyla zamlar geri alıncaya kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim söyleminin etkisinin araştırılmasını istiyor. Yani vatandaş indirim derdinde bizimkiler çıkmış orada efendim, işte bakan dağıtım şirketlerinden bunu istiyor. Ve ayrıca diyor ki burada efendim işte vatandaşların faturalarını ödeyemiyorlar. Bu yüzden vatandaşların faturalarının kesilmesinde anlayışlı davranalım diye böyle bir söylemde bulunuyor. Bu tamamen bir teslimiyettir. Bu tamamen bir yok oluştur. Ben size söyleyeyim. Yani tüm Türkiye'nin en önemli, en stratejik konularından bir tanesi enerji, ki insan hakkı olan enerji artık yönetilemez, kontrol edilemez duruma gelmiş. Faturalar da ödenemez ve Isparta'da yaşadığımız gibi ulaşılamaz noktaya gelmiş. Vatandaşlarımızın bu feryadını minimuma indirmeye, yani sesinin duyulmamasını çalışmak için böyle bir serzenişte bulunmuş diyelim. Ancak geldiğimiz noktada vatandaşlarımızın bu faturaları ödemelerine imkan yok. Yani Sayın Genel Başkanımız soğukta kalmayı bile, karanlıkta kalmayı bile göze alarak o söyleyemeyen, konuşamayan milyonlarca vatandaşımızın elektrik faturalarını, paralarını denkleştiremeyip ödeyemediği için elektrikleri kesilen vatandaşlarımızın sesleri, feryadının sesi olmuştur. Tabii bunun araştırılmasını isteyip bunun ne olduğu konusunda kendilerinden bilgi istenmiş. Bu da büyük bir skandal. Bakın, ben size şöyle bir şey söyleyeyim net olarak. Hem Isparta'da yaşananlar, hem geçen yıl Türkiye'nin 200, bir tek Isparta'da değil, gerekli işte efendim bakım onarımlar yapılmadığı için geçen yıl 200 bin abonenin üzerinde abonenin elektriği kesildi. Şu anda da gerekli bakım onarım yapılmıyor. Bakım onarım yapılsa da kendi şirketlerine çok yüksek fiyatlarla yapıp bunları yine vatandaşlarına ödetiyorlar, ki dün siz de bahsettiniz. Bu işte CK Elektriğin diğer bir alt şirketin aracılığıyla taşere ediliyor. Yani olan vatandaşı oluyor. 83-84 milyon 600 bin vatandaşımızı müşteri gibi gören bir zihniyetin sonucunda, AK Parti iktidarının sonucunda vatandaşlarımız insan hakkı olan enerjiyi ödeyemez duruma geldi. Burada tabii genel başkanımızın bu protestosu, bu milyonlar adına yaptığı, tek başına yaptığı bu eylem kendilerini bayağı korkutmuş olacak ki gündemin ana maddelerinden bir tanesi. Mesela orada faturalar konuşulmuyor. Faturaların, fiyatların indirilmesi konuşulmuyor. Konuşulan bu. Yani ne yaparız da faturaları indiririz değil. Sanki oradaki şirketlere böyle yalvarır gibi bir şeyler yapalım, faturaları kesmeyelim. Yani elektrikleri kesmeyelim, vatandaşımızın daha çok sabrını taşırmayalım minvalinde konuşmalar olmuş. Bu gerçekten hiç akılın, mantığın ve insanlığın almayacağı bir nokta.
Mehmet Bey'e geçeceğim ama Sayın Akın, bir şeyi netleştirmek için kısaca sormak istiyorum. Kısaca alırsam cevabını. Etkisi, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bireysel olarak faturamı ödemeyeceğim dediği bu söyleminin etkisi araştırılsın derken o etkiden kasıt nedir? Yani Sayın Kılıçdaroğlu gibi ödemeyenlerin sayısı arttı mı? Bunu mu araştırmalarını istemiş? Tabii ki, tabii ki. Onun üzerine asıl söyledikleri o. Bunu araştırılmasını ve bunun yakın takip edilmesini şirketlerden rica etmiş. Peki. Sayın Özdağ, şunu soracağım size de. Şöyle başlayalım. Şimdi anladığımız kadarıyla bu toplantıdan da, Sayın Akın'ın da anlattıklarından da anladığımız kadarıyla şirketlerden bir özveri istenmemiş. Yani karda bir azalma ya da faturalarda tüketiciye daha az gelecek bir düzenleme istenmemiş. Vergi indirimlerinden bahsediliyor. Sayın Bakan'ın da çabalıyoruz açıklamaları var. Şimdi vergi indirimiyle yapılacak bir düzenleme vatandaşa bir müjde midir, şirketlere bir müjde midir? Şimdi önce şunu söyleyeyim ben. Hepinizin bildiği üzere 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana bizim referansımız elektrik üretim anonim şirketinin toptan satış fiyatı. Elektrik üretim anonim şirketi bizlere, esnafa, çiftçiye, sanayiciye %115 ortalama yapılan zamların yapıldığı düzenlemede elektrik üretim anonim şirketinin toptan satış fiyatına da %34 zam yapıldı. %34 zamla elektrik üretim anonim şirketinin toptan satış fiyatı şu anda 32 kuruş. Daha düşük de ben tamamlayarak söylüyorum. Şimdi siz EYAŞ'a %34 zam yapıyorsunuz, 34 kuruşa toptan elektriği satıyorsunuz. Fakat esnafa %129 zam yapıyorsunuz. Ondan sonra da yaptığınız %129 zamdan şimdi %25, önce %129 artırıyorsunuz. Sonra %25 indirimi esnafa veya bize bir biçimde makul matah bir şeymiş gibi sunuyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. Ayrıca elektrik enerjisinin şu anda bize olan maliyeti, faturalarımıza yansıyan bedelini incelemeden, bu faturaların niçin bu kadar kabardığını konuşmadan, sadece vergi düzenlemesiyle yapılacak indirimler tamamen aradaki şirketlerin karlarının sürdürülmesine dönük adımlardır. Bunlar da sorunu çözecek nitelikte değil. Çünkü ya, devletin resmi yeniden değerleme oranı %36 iken siz esnafa %129, birinci kademe meskene %52, ikinci kademe meskene %127 gibi zamlar yapıyorsanız, katma değer vergisinde yapacağınız %10'luk, 20'lik, 30'luk indirimler fatura toplamında bizim maliyetlerimizi azaltmaz. O nedenle her şeyden önce biz kamunun 32 kuruşa üretip toptan sattığı elektriğin birim fiyatına birinci kademede, birinci kademe meskende 79 kuruş veriyoruz. İkinci kademe meskende 135 kuruş veriyoruz. Esnaf 190 kuruş ödüyor. Çiftçi 140 kuruş ödüyor. Sanayici 167 kuruş ödüyor. Önce bunu bir inceleyelim. Önce bunun üzerine kafa yoralım. Nasıl oluyor da kamu ürettiği elektriği 32 kuruşa kilowatt saatini satarken perakende satış fiyatı nasıl olur da 135 kuruş olur, 190 kuruş olur, 140 kuruş olur? Bunun önce izah edilmesi lazım. Bunun üzerine kafa yorulması lazım. Peki o yani zaman... Sonuçta ortada bir... Buyurun, özür dilerim. Yok, lütfen siz tamamlayın. Bu araştırılması gerekiyor dediğiniz soruyu Sayın Akın'a evet. Yönelteceğim. Sonra da biraz detayına girelim. Ben buyurun. Bir tamamlayayım. Sonra Sayın Vekilimiz en azından politik açıdan çözümlerini belki sunarlar bize. Şimdi netice itibariyle her şeyden önce elektrik enerjisinin piyasadaki fiyatı şu anda kilowatt saat başına 1 dolar civarına geldi. Yani normalde bizim 21 Aralık'taki döviz kuru operasyonundan bu yana dolarda herhangi bir sıçrayış ya da gözle görülür bir artış olmazken, o tarihten bu zamana kadar, yani 21 Aralık'tan bugüne kadar piyasadaki elektriğin satış fiyatı arasında çok büyük farklar var. Madem elektriğin zamlanmasının temelindeki ana sebeplerden bir tanesi ithal girdi fiyatlarının artmasıydı,
döviz fiyatları artmazken, TL döviz kuru 21 Aralık'tan bu zamana kadar artmazken nasıl olur da şu anda biz 21 Aralık'ta 60 sent verdiğimiz elektriğin kilowatt saatine şu anda 1 dolar para ödüyoruz. Bu izah edilir bir şey değil. Bunun altında şöyle bir sebep var. Türkiye'de elektrik enerjisi üretiminin %80'den fazlası özel sektörün elinde. Elektrik üretim anonim şirketi 2021 yılında sadece %16.5'ini üretebildi elektriğin. Devam edecek olursak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun dağıtım şirketlerini kollamak için bir takım sözcük oyunları var ortada. Deniyor ki işte dağıtım şirketleri elektrik satmaz, görevli tedarik şirketleri ya da tedarik şirketleri satar. Tedarik şirketi kim? Görevli tedarik şirketi kim? Görevli tedarik şirketi o dağıtım bölgesinde görevlendirilen, işletme hakkı devralmış dağıtım şirketinin sadece muhasebeyle ayrılmış yan kuruluşu. Dolayısıyla hem dağıtırken kar edeceksiniz, dağıtım esnasında o şebekenin bakımını, yatırımını yaparken kar edeceksiniz, sonra o elektriği perakende satarken kar edeceksiniz. Üstüne üstlük 21 dağıtım bölgesinin 14 şirket tarafından işletildiğini de Elder açıkladı bize. Ben sayıyı saymamıştım kaç şirket işletiyor diye. Onu da söylediler sağ olsunlar. O 14 şirketin 5'ini bütün dünya tanıyor o 5 şirketin kim olduğunu. Evet. Ayrıca o dağıtım şirketleri yani hem bize perakende elektrik satarken kar ediyorlar, dağıtırken kar ediyorlar. Üstüne üstlük de elektrik enerjisi üretiminde de aslan payına sahip bu şirketler. Dolayısıyla ortada bir kamu tekeli darmadağın olmuştur. Ortada bir kamu tekeli kalmamıştır 2013 yılından bu yana. Ortada artık bölgesel olarak özel elektrik tekelleri vardır. Bu tekeller hem üretir, hem dağıtırken karını alır, hem de perakende satarken karını alır. Arada bu kadar aracı olursa ve her aracı kendisine yasalarla tanınan karın üzerine bir de şeffaf olmayan kamu yönetiminin bize ne yüklediğini bilemediğimiz maliyetlerini eklerse fatura böyle olur. Kamu 32 kuruşa üretiyor ve satıyor. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Elektrik üretim anonim şirketi bir kamu kurumudur ve toptan elektrik satış fiyatı zamlı hali kilowatt saati 32 kuruştur. Teşekkürler. Peki, çok çarpıcı açıklamalarınız. Tedarik şirketleriyle ilgili de bazı sorularım benim de olacak size. Sayın Akın çok net ifade etti Sayın Özdağ. 34 kuruş olan bu rakam nasıl oluyor da 135'e 190'a kadar çıkabiliyor? Sorun nedir? Bu faturalar nasıl kabarıyor böyle? Şöyle, şimdi Mehmet Bey aynen açıkladı. Şimdi şöyle bir şey var. Artık Türkiye'de enerji sektörü tamamen neredeyse özelleşmiş durumda. O Mehmet Bey'in bahsettiği o kısım o kadar küçük ki %15. Diğer %85 kısım yani devletin EÜAŞ'ın ürettiği %15. Yani faturaya etkisi yok kadar az. Bir de aynı zamanda efendim diğer o kayıp kaçak ve neydi genel aydınlatma üzerine gidiyor oradaki rakamlar. Yani faturaya vatandaşa düşen bir şey yok bu o 32 kuruştan. Önemli olan şu, hata başta. Hata neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir enerji sektörü var ortada. Yani düşünebiliyor musunuz? Artık özel sektörün payı %90'lara çıkmış, kamunun payı %10. O da kuraklık var onun üzerinde. Kuraklık olduğu için gerekli üretimi de yapmıyor. Olması gereken kamunun elinin olması. Yani sizler devamlı özel sektöre her şeyi teslim ederseniz bu kadar kritik noktada özel sektörden talimat alır noktaya gelirsiniz. Yani düşünebiliyor musunuz? Demin Mehmet Bey çok güzel özetledi yani aslında. O 5 şirket dediği dağıtımda da var, üretimde de var, efendim tedarikte de var, her yerde var. Şimdi biz laf söylediğimiz zaman, sisteme anlattığımız zaman 5'li çetede cevap geliyor. Yani artık 5'li çeteye laf söylemek sanki iktidara laf söylemek eşdeğer anlamına geliyor kendileri tarafından. Her şeyi özelleştirilmiş tamamı. Olması gereken bir kamu elinin olmak zorunluluğu var. Hele enerji gibi stratejik bir noktada olur. Tabii elektrik üretim AŞ'nin kendi üretim kaynağı ucuz olabilir. Ki ucuz olduğu için bu fiyattan veriyor. Çünkü artık yatırımını tamamlamış. Santraller, hidroelektrik santraller, büyük hidroelektrik santraller yatırımlarını tamamlamış. Artık kendi maliyetleri yok kadar az. O yüzden bu fiyattan veriyor
ve bu fiyatta genel aydınlatma ve kayıp kaçaklara gidiyor. Yani vatandaşımıza oradan bir şey düşmüyor. Asıl olan o özel sektöre teslim edilen enerji piyasası, enerji sektörünün neredeyse tamamının özelleştirilmiş olmasından kaynaklanan. Olması gereken şu, elektrik üretiminde vatandaşın yani kamunun payı arttırılmalıdır. Bu kesin. Artı olarak dağıtımda da bir kamu elinin olmak zorunluluğu vardır. Bunlar olmayınca şirketler kendi karlılığıyla ilerliyor, piyasayı da belirliyor. Zaten EPDK da neredeyse tamamen enerji sektörüne teslim olmuş. Hatta şunu söylüyoruz, EPDK maalesef üzülerek söylüyorum, AKP'nin bir ilçe başkanlığı gibi çalışır noktaya gelmiş. Bu kabul edilemez. Onun için denetimlerin düzgün yapıldığı, şirketlerin kendi taahhütlerinin yerine getirip getirilmediğinin denetlendiği ve hesap sorulduğu bir mekanizmanın ortada olması gerekiyor. Demin Mehmet Bey'in anlattığı rakamlar, tabii onlar üretiyor, zaten bir maliyetleri yok. Ama diğer üretim yerine baktığınız zaman orada yüksek maliyetlerle üretim yapılıyor. Artı bunlar vatandaşımıza istediği rakamda da yansıtılıyor. Burada bir kamu elinin olmamasının vatandaşlara fiyatının misli misli yaklaşmasından kaynaklanıyor. Bakın 2009 ile 2013 tarihi arasında bu 21 dağıtım şirketi özelleştirildi. Özelleştirildiği zaman dönemin bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, efendim bu şirketler işte yatırım yapacaklar, bakım onarım yapacaklar, kayıp kaçak azalacak, şirketler para kazanacak, Türkiye'de enerjide çağ atlanacak vesaire vesaire bir sürü şeyi söylediler. Geldiğimiz noktada o günden bugüne kadar dağıtım ücreti arasında 4.6 kat fark var. Artı bakım onarım diye bir şey yok. Hala 40-50 yıllık sistemler devrede. Bunları denetleyenler var mı derseniz, denetlemesi gereken kurumların içi boşaltılmış, liyakatlı kadroların bir kısmı ayıklanmış ve orada masa üstünde denetleme yapılan bir noktaya gelinmiş. Bunun ispatı nedir? Bunun ispatı sadece Isparta değil. Sadece Isparta değil. Bunun göstergesi geçen yılda 24 ayrı bölgede kesilen 200 bine yakın abonenin elektriğidir. Yani gerekli bakım onarım yok. Gerekli denetim yok. Fiyatlama için, fiyatlama çizgisi içinde gerekli yatırım da yok devlet tarafından. Neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir sektör haline gelmiş. Böyle olunca bedelini de vatandaşımız ödüyor. Şimdi biz ne yapacağız? Önemli olan o. Peki. Bunları zaten biliyoruz. Biz ne yapacağız? Biz de bir kere enerji politikalarımızın odağına güneşi koyacağız. Enerji lobilerine teslim olmadan enerjinin bir insan hakkı, bir vatandaşlık olduğu, hakkı olduğu gerekçesiyle vatandaşımızın ulaşmasını kolaylaştıracağız. Faturaları ödenebilir hale getireceğiz. Mesela enerji kooperatifleriyle Türkiye'de vatandaşın, kamuda halkımızın söz sahibi olması için kamu payını arttıracağız. Artı olarak yapacağımız santrallerle, kamunun elektrik üretim AŞ üzerinden yapacağı santrallerle kamunun payını arttıracağız ki bu şekilde enerji şirketlerine teslim olmayalım. Artı olarak şirketler, konutlar, evler kendi elektriğini üretmek isteyenlere %35 ve üzerinde hibe desteği sağlayacağız. Biliyorsunuz bir şirkete 2.1 milyar lira hibe desteği yapıldı bu ülkede. Yani bu destek bir şirkete yapılıyorsa vatandaşlarımıza da kolaylıkla yapılabilir. Hı hı. Peki, Sayın Özdağ, tedarik şirketleri özelleştirme yapılırken gazeteci Fatih Altaylı da geçtiğimiz günlerde köşesinde yazdı. Özelleştirmeden, enerjide özelleştirmeden bahsedilirken gündemde değildi böyle bir şey. Böyle bir şey yoktu ortada tedarik şirketleri diye. Sonradan dağıtım şirketleri bu tedarik şirketlerini araya soktu. Bu teknik olarak mümkün olabilir mi? Üstelik de kendilerine ait yine. Belli ki bir kar marjının artırılması çabası söz konusu. Yani özelleştirme sırasında kamuoyuna bu yönde bir bilgi verilmedi. Özelleştirme şartlarına uyulmadığını gösteriyor bu durum. Bu teknik olarak mümkün olabilir mi? Bunun bir yasal olarak yaptırımı olması gerekmiyor mu?
Aslında bakarsanız yapılan düzenleme tamamen elektrik enerjisi sektörünün piyasalaşması, serbestleşmesi adına yapılan adımlardı. Yani aslında özelleştirmenin halkalarını tamamlayan adımlardı. Yani netice itibariyle dağıtım faaliyeti elektrik enerjisi dağıtım şebekesinin yatırımlarının yapılması. Yani fiziksel dağıtım şebekesinden bahsediyoruz. Bu dağıtım şebekesinin bakım onarımlarının yatırımlarının yapılması ve ayrıca abone sayaçlarının okunmasına varana kadar tüm fiziksel sahadaki işlemleri yapan süreç dağıtım şirketleri. Dağıtım şirketleri biraz önce Sayın Vekilimizin de söylediği gibi hem genel aydınlatmayı, yani kamusal alanlardaki genel aydınlatmayı yapan ve aynı zamanda da dağıtım şebekesindeki kayıp kaçakları karşılayan ana unsur dağıtım şirketleri. Ancak burada gözden kaçırılan şu, elektrik enerjisi bir doğal tekel. Hele hele bu doğal tekelin iletimi ve dağıtımı zaten fiziksel olarak tekel. Yani sizin kentinizde, sokağınızda bir hani şu anda bulunduğunuz yerdeki görevli dağıtım şirketi ya da işletme hakkını devralan dağıtım şirketi her kim ise, hangi şirketse, hani biliyoruz kim olduğunu da, yani o şirketin dışında başka bir şirketin gelip fiziksel olarak size kablo ile elektrik dağıtmasının imkanı yok. Dolayısıyla bu noktada bir rekabet olamayacağı için sadece satış tarafında sanki rekabet olacakmış gibi o dağıtım şirketinin kendi sahasındaki dağıtım şirketiyle ilişkili şirket, görevli tedarik şirketi ama başka bir dağıtım bölgesinden perakende satış şirketi o bölgede serbest tüketicilere elektrik satıyorsa onun adı tedarik şirketi. Yani tamamen aslında hani burada bir rekabet varmış gibi, bir serbest piyasa oluşuyormuş gibi zorlamayla yapay bir piyasa şartlarının oluşturulmasına gayret ediliyor. Ben konunun üretim, iletim, dağıtım boyutuyla konuşuyorum. Sorduğunuz soru tamamen kamu hukukuyla, ticaret hukukuyla ilgili. Ben sözleşmeleri okumadım. Yani dağıtım şirketlerine işletme hakkı devredilirken hazırlanan sözleşmeleri ben okumadım. O nedenle sorduğunuz soruya yani hukuki midir, değil midir? Samimiyetimle söylüyorum şeyini bilmiyorum, cevabını bilmiyorum. Yani görevli tedarik şirketi ve tedarik şirketi ayrımıyla dağıtım şirketleri arasındaki bağlantının ne olması gerektiği veya dağıtım şirketi uhdesinden yapay şirketler üretilmesi yani yasal mı değil mi? O sorunun muhatabı samimiyetimle söylüyorum. Kusura bakmazsanız ben değilim. Ama kesin olan şu, ortada görevli tedarik şirketi adıyla söylenen ve ilgili dağıtım şirketlerinin uzantısı sadece muhasebe yönüyle ayrılmış şirketler var. Netice itibariyle doğal tekel yapısındaki elektrik enerjisi yatay ve dikey olarak, yani üretim, iletim ve dağıtım dikey olarak parçalanmış durumda. Bu dikey yapı dağıtım tarafında da 21 coğrafi bölgeye, yani yatay olarak bölünmüş durumda. Ve her bölünmedeki söz sahibi aracı kendi yasal karının peşinde, kendi yasal karını yaparken de bütün yönetim giderlerini, denetim giderlerini, kendi şirketlerinin giderleri altındaki bütün giderleri bize dağıtım gideri olarak fatura ediyor. Dolayısıyla bize fatura edilen dağıtım şirketinin ne kadarı o şirketin hakikaten yatırımdan, bakım onarımdan ve personel, insan kaynakları giderinden kaynaklanıyor, ne kadarı bize kar olarak bizden tahsil ediliyor faturalarımızdan, samimiyetle söylüyorum ortada bir şeffaflık yoktur. Ortada bu anlamda bir kamu denetimi yoktur. O nedenle hani söyleyeceğimiz şeyler tamamen 1 Ocak 2013'te dağıtım bedeli neydi? Şu anda ne? Yani biz 1 Ocak 2013'te 1 birim dağıtım bedeli öderken şu anda 6.6 birim dağıtım bedeli ödüyoruz. Biz 1 Ocak 2013'te 1 birim enerji bedeli öderken şu anda 1 Ocak 2022'de tam 4.5.8 enerji bedeli ödüyoruz faturalarımızda. Dolayısıyla %100 özelleştirilmiş dağıtım sektöründe kamunun, yani elektrik üretim anonim şirketinin satış maliyeti sadece ve sadece 1 Ocak 2013'te 1 birimken bugün 1.8 birimse biz aradaki bu fahiş fiyat farkının sorgulamak zorundayız. Tabii ki elektrik üretim anonim şirketi ürettiği elektriği kayıp kaçağı ve genel aydınlatmayı karşılamak üzere satıyor ama gözden kaçırılan diğer husus da şu,
Eğer şu anda elektrik üretim anonim şirketinin üretim portföyünde yeterli elektrik enerjisi üretimi olsaydı şayet Ocak ve Şubat 2 aydır görevli tedarik şirketlerine elektrik satamadığını biliyoruz. Olsaydı satacaktı çünkü 2021 yılında sattıkları elektriği biliyoruz. Görevli tedarik şirketlerine yani perakende elektrik satışı yapan şirketler EÜAŞ'tan aldıkları indirimli elektrikle enerji maliyetlerini düzenlediklerini söylüyorlar. O nedenle burada bizim için önemli olan bu elektriği kamu üretseydi işte böyle bu fiyata üretiyor. Israrla bunu vurguluyorum ben. Yoksa EÜAŞ'ın ürettiği elektriğin bize satılan toplam elektrik miktarı olmadığını tabii ki biliyoruz. Önemli olan 10 yıldır EÜAŞ'ın yeni elektrik enerjisi yatırımı engelleniyor. 10 yıldır EÜAŞ'ın yeni elektrik enerjisi yatırımı yoktur. Sadece bir ya da iki tane çok küçük kapasiteli rüzgar enerji santralı vardır. Derhal EÜAŞ'ın yeni yatırım yapmasının önündeki engellerin kaldırılması ve EÜAŞ'ın yap işlet devre santrallarıyla ilgili kendi üzerine alması gereken santralların derhal kamulaştırılmasının yapılıp elektrik üretiminde EÜAŞ'ın rolünün ve payının süratle artırılması lazım. Şu %15-20'lik payıyla bile can simidimiz olduğunu görüyoruz. Bakın şu %15-20'lik payı bile bizim can simidimiz olduğunu Elder'in açıklamasından görüyoruz. EPDK'nın açıklamasından görüyoruz. Peki. Sayın Özdağ çok teşekkür ediyorum. Siz bildiğim kadarıyla erken ayrılmak istemiştiniz yetişmeniz gereken bir yer olduğu için. Biraz da tutmuş oldum kusura bakmayın. Çok teşekkürler. Müsaade isteyeceğim. İyi yayınlar diliyorum. Sayın vekilimize de saygılar. Bütün izleyicilere saygılar. İyi pazarlar. Sağ olun. Sağ olun. Sayın Akın sizinle devam edelim. Çünkü aslında tabii kamu hukukunu ilgilendiren bir alan ama en azından özelleştirme kamuoyunun gündemine geldiğinde, özelleştirme kamuya anlatılırken, insanlara anlatılırken tedarik şirketinden hiç bahsedilmemişti. Yani hem tedarik şirketinden en azından bilgilendirme yapılması gerekmiyor muydu? Tabii sözleşmede neler var bilemiyorum ama bir de etik açısından en azından hem tedarik şirketlerinin hem de dağıtıcı şirketlerinin sahiplerinin aynı olması doğru mu? Şöyle bir kere etik açısından doğru değil. Bu bir rant aktarımı, para aktarımı ve bedelinde vatandaşa ödetmek. İşte bu CK'nın en son biliyorsunuz yaptığı 8.94 milyon liralık yatırımı kendi ailesine, üyelerine başka bir şirket kurdurarak onların üzerinden yapıyor. Denetim var mı? Yok. Kim ödüyor parayı? Ayşe teyzem ödüyor, Murat amcam ödüyor. Hepimiz ödüyoruz. 84 milyon 600 bin nüfus ödüyoruz. Tabii ki etik değil. Aslına bakarsanız olay şu. Bu şirketlerin sözleşmeleri gereği bakım ve onarım işlemlerini yapması gerekir. Eğer gerekli taahhütleri yerine getirmezse kamunun, daha doğrusu devletin el koyma hakkı var. Bu daha önce yapıldı biliyorsunuz. Bir tane dağıtım şirketine el konuldu. Daha sonra yine belli bir süre tutulup özelleştirildi. Onun için biz ısrarla şunu söylüyoruz. Dağıtım şirketler taahhütlerini yerine getirmek zorundalar. Yani eğer taahhütleri yerine getirmiyorlar, şu ana kadar yıllarca, bakın demin söyledi işte arkadaşımız, orada da alınan paralar ortada. Bunlar alınırken, bunlar bakım onarılma da harcanılması gereken yerler var. Neden var? Çünkü sözleşmeler gereği. Bu sözleşmelerde bunlar yer alıyor. Ve sözleşmelerde ilk yapıldı 2013 tarihinden bu yana da farklı farklı ilaveler, eklemeler, çıkarmalar yapıldı. Ve şu ana kadar da bu dağıtım şirketlerine büyük bir ceza verilmedi. Hı hı. Daha doğrusu hiç ceza yok ortada. Cezayı kim ödedi? Vatandaş ödedi. Acı olan budur. Yani siz şirket olarak taahhütünüzü yerinize getirmeyeceksiniz ama sıkıntılarınızı, sorunlarınızı, masraflarınızı benim 84 milyon vatandaşımı ödeteceksiniz. Yani böyle bir şey olamaz. Bunu yapan şirketler taahhütlerini yerine getirmeyen, yapması gereken yatırımları yapmayan, kendi taahhütleri içerisinde sözleşmeleri gereken yatırımları hukuki olarak buna devlet el koyar. Ve bu otomatikman kamulaştırılır. Hı hı. Yani onun için burada taahhütlerin yerine gelmesi şartı var bir. İkincisi EÜAŞ konusu da çok önemli. Yani EÜAŞ %10 civarında bir rakamla kalır mı? Şu anda EÜAŞ'ın ürettiği elektriği neredeyse tamamı efendim işte aydınlatmayla, genel aydınlatmayla kayıp kaçağa gidiyor. Yani vatandaşımıza bir şey düşmüyor. O da neden? İşte tabii üretim maliyetleri, yıllar eski santraller, yeni yatırımlar yapılmamış.
üretim maliyeti yok kadar az. Onun için bu rakamla yine kayıp kaçak başıya gidiyor. Olması gereken, demin arkadaşımızın da söylediği gibi, elektrik üretim AŞ'nin portföyünün büyümesi lazım. Potansiyelinin büyümesi lazım. Yani bu artık söz sahibi olması lazım. Düşünebiliyor musunuz? Bakan enerji şirketleriyle oturuyor, ağzını bile açamıyor yani. Neden? Çünkü hakkı yok. Konuşmaya hakkı yok. Neredeyse tamamını özelleştirmiş. Şirketlerin hepsi enerji piyasasına sahip olmuş. Hatta enerji kooperatiflerini biz 11 enerji kooperatifi kurduk parti olarak. Buna öncülük yaptık. Düşünebiliyor musunuz? Enerji kooperatifleriyle ki bu tarımsal sulamada kullanılan elektriğin ödenmesi için kooperatifler aracılığıyla çiftçinin kendi elektriğini üretmesi ve buna devlet desteği olması, hibe verilmesi gayet doğal. Sonra da elektriğin ücretsiz olarak çiftçimize sağlanması ihtiyaç olan yerlerde. Yani bunları üst üste koyduğunuz zaman bu bir siyasi tercihtir Soner Bey. Öncelikle onu söyleyeyim. İktidarlar kendilerine bir siyasi tercih koyarlar. Ben peki, vatandaştan yana mı hareket edeceğim yoksa şirketlerden yana mı diye. O tercih şirketlerden ve yandaşlardan yana ortaya konulduğu için bedelini vatandaşımız ödüyor. Peki. Ve Enerji Bakanı çıkıp milletin gözünün içine baka baka yanlış şeyler söylüyor. Doğru olmayan konuları aktarıyor. Bunu Cumhurbaşkanı da söylüyor, Numan Kurtulmuş da söylüyor. Yani bu sıcak olduğu için söylüyorum. Evet. Olması gereken açıktır. Bizim bir asgari ücretimiz var. Almanya'nın da bir asgari ücreti var. Almanya'nın aldığı asgari ücretiyle bizim 2000 euroluk asgari ücrette 220 euroluk asgari ücreti eş değer koyarsanız milletin aklıyla alay etmiş olursunuz. Olması gerekenler acilen ama acilen bu zamların Aralık ayına geri çekilmesi öncelikle. Hiç başka şeyler konuşmadan. Artı olarak kademenin %1'e indirilmesi. Doğalgazda ÖTV'nin bu süreçte kaldırılması. Bunları yapmamız gerekiyor. Ardından kamunun payının arttırılması için gerekli çalışmaların derhal yapılması lazım. Ancak size şunu söyleyeyim. Bu kafa, bu iktidar bunu yapmaz. Çünkü bu iktidar şirketlere teslim olmuş bir AK Parti var ortada. Onun için Millet İttifakı'nın iktidarında yılda 5000 megawattlık güneş santrallerini göreceksiniz bu ülkede. 5000. Nasıl göreceksiniz? 40 milyarın üzerinde ödememiz var bizim yabancı bu enerji ithalatına. 10 milyar dolarlık bir bütçeyle bizler bunu rahatlıkla tamamlayabiliyor. Vatandaşımıza kendi elektriğini üretmesi için, sanayicimize kendi elektriğini üretmesi için, kooperatiflerin var gücüyle çoğalması için biz bunu teşvik etmeliyiz, özendirmeliyiz ve öncü olmalıyız. Peki. Onun için enerjinin insan hakkı olduğunu bilerek çalışıyoruz. Buna göre de projelerimiz hazır. Sadece seçim gününü bekliyoruz. Size şunu söylemek istiyorum bir dakikada müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi iktidar ikide bir de fedakarlıktan bahsediyor. Ortada iktidarın yaptığı bir fedakarlık yok. İktidarın aldatmacası var. Bir algı çalışması var. Bu ülkede bu fedakarlığı yapan, bu kadar büyük zamlarla, hayat pahalılığıyla ezilen bu milletin ta kendisidir. Onu da burada söylemek istiyorum. Peki. Sayın Akın çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, yayınımıza değerlendirmeniz için. Kolay gelsin. Devam edelim.